bizim programlarımız, eğitimlerimiz, uygulamalarımız senin boks hayatına nasıl yansıdı? Hocam şimdi ben gerçekten beklentisiz girdim bu programa. Dedim kendimi geliştirmem gerek her alanda. Bismillah dedik, girdik. Hocam ondan sonra hayatımın her dalında bir değişiklik oldu. Profesyonel ligde 6 maç, 6 galibiyet, 3 nakavt. Ve birkaç gün önce şimdiye kadar en büyük başarımızı elde edebildik. Profesyonel boksta Almanya şampiyonu oldu kendi sikletimizde. Maşallah. Allah nazarını saklasın. 3 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Bu 3 yıldır hayatında başlıklarla neler değişti? Sizin eğitime başladığından beri yani 3 yılda neler değişti? Bir, ailemi kurdum. Ayrıca baba olacağız inşallah. Kendi profesyonel boks takımımı kurdum. Kendi iş yerimi kurdum hocam. Tamamen yeni bir felsefe, boks felsefesi getirdik bu Almanya'ya ve çok kısa zamanda şampiyon olduk kardeşimle beraber. Ayrıca kendi takımımızı kuracağız. Çok az kaldı, birkaç ay kaldı. Kendi takımımızı açacağız. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere antrenman yeri sunabileceğiz. Hayatın her dalında bir bereket geldi. Özellikle profesyonel kariyerimde sıfırdan bir altyapı kurarak, burada öğrendiğimiz prensipleri kullanarak Almanya'da ilk boks felsefesi kurduk kardeşimle beraber ve bizi çok hızlı bir zamanda büyük başarılara götürdü. Ayrıca zamanımı daha iyi ayarlamayı öğrendim. Aileme daha çok vakit ayırmayı öğrendim. Arkadaşlarıma daha çok vakit ayırmayı öğrendim. Hayatın asıl manasını öğrendim ve o en önemli şeylere daha çok değer ve kıymet vermeyi öğrendim. Ve hayatımın her yerinde pozitif manada çok çok güzel değişiklikler oldu. Bir videoya sığmayacak kadar. Bu eğitimlere katılmayı düşünenlere ne tavsiye edersin? Hiç bekleme, başvuruyu gönder ve katıl, sonuçlarını kendin gör. Reklam amaçlı çok konuşanlar da var. Gerçek dünya şampiyonları böyle yapar geçer. Neden? Çünkü biliyor ki ne yarın ringde ağzı onu kurtaramayacak. Yumruklarıyla konuşması lazım, ağzıyla değil. Yani teori bilgi teoride kaldığı zaman hiçbir şeyine yaramıyor. Ne derler ya, wissen ist macht. Wissen ist keine Macht. Yani bilgi sadece uyguladığın zaman bir güçtür. Zaten temel iş bu. İşte hayat bu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorsan, şampiyon olmak istiyorsan hayatta, hem dünya ve ahirette. Şampiyon olmak istiyorsan o zaman konuşmayı bırak, icraata geçir. Bu kadar basit. Uygulama yap. Mızmızlanmayı bırak. Yere düştün, dayak yedin. Herkes dayak yiyor. Senin gibi sen de düştün ama kalktın. Orada ağlayıp sızlamadın. Küçük Emrah moduna girip acıların çocuğuyum demedin. Ne yaptın? Kalktın, ayağa kalktın ve mücadele ettin. O zaman alıyorsun bunu işte. Serhat kardeşim, öncelikle hoş geldin. Çok güzel bir sürprizle geldin yanımıza. Almanya boks şampiyonu oldun. Şimdi kendinden biraz bahseder misin? Kendini tanıtır mısın? Seni belki ilk defa görenler var. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum. Ben Serhat Parlak. 25 yaşındayım. Almanya'nın Duisburg şehrinde doğup büyüdüm ve yaklaşık 13 senedir boks yapıyorum. Profesyonel boksta 6 maçım var. Allah'a şükür 6 galibiyet ve birkaç gün önce şimdiye kadar en büyük başarımızı elde edebildik. Profesyonel boksta Almanya şampiyonu oldu kendi sikletimizde. Maşallah. Allah nazarını saklasın. Başarılarının devamını diliyorum. Boks kariyerin nasıl başladı? Hocam boks kariyerim nasıl başladı? Kaldığım, büyüdüğüm bölgede arkadaşlarla oynuyoruz, ediyoruz. Sonra aradan biri geldi. Dedi ki ne, ben güçlenmek istiyorum. Çok zayıfım. Şu ileride bir boks kulübü var. Diğeri dedi vallahi süper olur dedi. Ben de zayıflamam lazım dedi. Ondan sonra öyle bir sinerji oldu. Herkes etkilendi. Yaklaşık 10 kişiydik. Burada salı günü burada buluşuyoruz. Beraber boksa gideceğiz dediler. Ben de tam o ondan sonraki gün bir sınav yazacaktım. Yani çok üzüldüm. Çünkü ben okulda da disipliniydim böyle. Çalışıyordum, ediyordum. Dedim ben gelemeyeceğim maalesef. Ama ondan sonraki antrenman bende varım dedim. Hepsi gitti, başladı. Ondan sonraki antrenman ben de gittim. Hocam 12 yaşındaydım şimdi. 11,5-12 yaşlarında. İlk başta böyle eğlence olarak arkadaşlarla beraber gittik ettik. Ondan sonra birkaç ay sonra bayağı bir göze battım. Antrenör geldi yanıma dedi. Sen çok yeteneklisin dedi. Sen maça çıkmak ister misin? İlk dövüşçümüz olmak ister misin? Takımda gelmiş geçmiş ilk dövüşçü olacağım şimdi. Ben de dedim tabii ya. Şimdi küçüklükten beri böyle dövüş sporlarına çok böyle bir meyilim vardı. Televizyonda da izlerdim. Annem o zamanları da kızardı ama zevkle izlerdik her türlü dövüş sporlarını. Ondan sonra evet dedim. Tabii ki dedim. Boksa başladım. 4-5 ay sonra ilk maçımı yaptım. Yani doğru düzgün hiçbir şey bilmiyorum boks üzeri. Yani kendi bandajlarım bile yoktu. Yani hatırlıyorum İbrahim diye bir Marokkan abi vardı. Dedi ki ne, ben öyle bir tahmin ettim ki senin bandajın bilen yok. Bandajı bilen getirmeyeceğim maça, buyur bandaj. Nasıl bağlanıyor diyor, maçtan önce nasıl bandaj bağlandığını bilmiyorum. Bandajlarımı da bağladı. İçeri girdik.
Allah'a şükür kazandık. Ondan sonra başlangıç o başlangıç hocam. Yani herkesin aslında bebeklikten boksa başlayacaksın diye veya küçük yaşta 3 yaşında başlayacaksın diye bir şey yok. Öyle bir kural yok. Yani 12 yaşından sonra da oluyor bu iş. Almanya boks şampiyonluğuna kadar çıkabiliyor demek ki bir insan. Hocam %100 yani 12 yaş bilen boks için erken bir yaş. Yani çok güzel bir yaş. Tam böyle ergenlik çağına giriyorsun. Yeni yeni bir şeyler algılıyorsun. Ama halen o zihin o kadar açık ki ne hızlı hızlı öğrenebiliyorsun. Yıllar önce seninle bir feedback videosu yapmıştık. Birkaç sene önceydi. O zaman da sen boks şampiyonuydun. Fakat hangi kategoride boks şampiyonuydun? Şimdiki boks şampiyonluğun arasındaki fark ne? Hocam şimdi büyük bir fark var. Sizin eğitiminize ben 2020'de katıldım. 3 sene önce işte bir başarısızlık döneminden sonra dedim artık ben bayağı bir şeyleri bir değiştirmem lazım. Takıma uzmanlarla beraber çalışmam lazım. Sizin videolarınızı zaten YouTube'dan izliyordum. Ondan sonra dedim zaman artık bu zaman. Ertelemek yok. İsa hocama başvuracağım. Hocam öyle başladık. Ben o dönem Köln'de yaşıyordum. Küçük kardeşimle beraber. Şu an benim antrenörüm. Köln'de kalıyordum ve Almanya milli takımı için amatör boksa müsabakalara katılıyordum. Orada da Almanya şampiyonluğumuz vardı ama fark şu ki o amatör bokstaydı. Şu an elde ettiğimiz şampiyonluk kemeri profesyonel boksta, yani asıl büyük boks sahnesinde. Amatör ligindeydin, şimdi profesyonel ligde şampiyon oldun. Aynen öyle hocam. Evet, bu kemerde ödülü. Evet. Maşallah, çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Peki, amatör liginde belli bir konumdan bu lige gelebilmen için, profesyonel olabilmen için hangi düşünce kalıplara sahip olman lazımdı? Yani kafa yapını nasıl değiştirdin bizim programlarımıza katılarak? Hocam şimdi amatör ligle profesyonel ligin çok büyük bir farkı var, büyük bir uçurum var. Yani profesyonel ligde artık sen profisin, takımın da profi olması gerek ve her küçük hata senin dezavantajın olabilir. O yüzden küçük hatalar da olmaması gerek ve kafanı tamamen başarıya programlaman lazım. İşte sizin eğitimde onu öğrendim ve mindsetimi nasıl tamamen başarıya ve kazanmaya programlamayı öğrendim. Aynen hocam. Burada en ilginç olan kafayı yapısını değiştirme yöntemi neydi mesela? Sen daha önceden uygulamadın, yani maça çıkmadan önce uygulamadığın ama eğitimlere katıldıktan sonra uyguladığın en ilginç olan, böyle şaşırdığın şey neydi? Hocam şaşırdığım şey çoktu. Çok teknikler öğrendik ama en çok şaşırdığım şey sizin ilk eğitiminizde de öğrendiğim switch tekniği mesela. Resim değiştirme tekniğiydi. Yani aslında maça çıkmadan maçı kafada kazanıp da yani o mindsetle, o heybetle maça girip rakibin işini bitirerek maç nasıl kazanırım onu öğrendim hocam. Yani aslında şöyle diyelim, zaman makinesi gibi sen öne alıyordun, sanki maçı bitirmişsin, kazanmışsın, adamı ikinci roundda indirmişsin. Zaman makinesi gibi filmlerde oluyor ya, ve onu yaşadın, sonra tekrar onu nasıl yapılacağını bildiğin için maça öyle gidiyordun, yani olayı kafada bitiriyordun. Tam öyle oldu işte hocam. Sizin eğitimimize katıldıktan sonra amatör liginde daha 1-2 maç kazanmamışlığım var ama ondan sonra her maçı kazandık hocam Allah'ın izniyle. Profesyonel ligde 6 maç, 6 galibiyet, 3 knockout. Allah nazardan saklasın ve büyük darbeler yemeden. En önemlisi de o. Bir de maçtan maça gerçekten daha iyi olarak, gelişerek. Yani maçtan maça, kardeşim benim antrenörüm ama her maçtan sonra neredeyse yüzlerce mesaj alıyor ki ne? Serhat'a sen ne yaptın? Çok büyük bir gelişim. Sizi tebrik ediyoruz. Gelişiminizi görüyoruz. Maçtan maça daha iyi oluyorsunuz. Zaten mutlu eden her zaman gelişimdir. Kemer geçici mutlu eder ama asıl mutlu eden işte o yol. O yoldaki mücadelen ve gelişimini görmen. Evet, çok güzel. Ve bunu da eklemek istiyorum. Profesyonel ligde yani 6 maçla veya 5 maçla bir ünvan maçına çıkmak çok zor ve çok nadir olan bir şey. Bu gerçekten önceden kaliteni gösterdikten sonra senin menajerin, promotörün ve buradaki Verband, yani Almanya şampiyonluğunu yöneten organizasyon ilk bir emin olması lazım ki senden bir şeyler göstermen lazım ki ne? 5 maçla 6 maçla sen Almanya şampiyonluğu kemeri için dövüşebilesin. Yani bunu da gösterdik son yıllar. O yüzden bu şans geldi ve kaptık. İlginç olan her boksör maça çıktığında morarmış gözle çıkıyor maçtan. Yani çoğunda öyle bir
eser kalıyor. Birkaç saat sonra gözleri şişiyor. Gözlerini açamıyorlar. İlginç olan şey şu. Seni hep takip ediyoruz. İzliyoruz da videolarını. Hatta maçına da geldik. Sende öyle bir eser kalmıyor. Hiç gözün patlamıyor. Kaşın patlamıyor. Gözün şişmiyor. Morarmıyor. Bunun sırrı ne? Manevi sırları da kullanıyorsun tabii. Eğitimde, manevi psikolojide öğrendiğin yöntem ve teknikleri de kullanıyorsun. Sana dışarıdan birisi sorsa en basit dille nasıl anlatabilirsin? Hocam ben böyle diyeyim, tek kanatlı kuş uçamaz, çift kanatlı olması gerek. Tabii ki manevi tedbirlerimizi de alıyoruz. Sizden öğrendiğimiz şekilde her şeyi reçete gibi uyguluyorum. Fazla düşünmeden, çünkü siz yapmışsınız, başarmışsınız yıllarca. Eseriniz zaten belli. Onu düşünmeden, sorgulamadan, antitez çıkarmadan alıyorum, uyguluyorum ve sonucunu görüyorum hocam. Şablon gibi. Şablon gibi. Tabii ki ben hiç sevmiyorum hocam yüzüme falan yumruk yemeyi. O yüzden otomatik bir sistem. Bir de antrenmanlarımız kardeşimle beraber öyle şekillendirildi. Biz buna çok yoğunluk veriyoruz. Defansa. Hayattaki gibi. Yumruk yememeye. Yumruk nasıl atarsın da yumruk yemeden. Asıl sanat işte hayatta bu. Bokstaki gibi. Çok güzel. Çok güzel. Eskiden hani diyordun ya, çok çalışıyorum falan diyordun ama kafa yapını değiştirdikten sonra efektif çalışmaya başladın. Hocam ben sistemimi sizin eğitimden sonra tamamen değiştirdim. Şimdi ondan önce 7 veya 8 antrenörle çalıştım. Dönem dönem. Biri hep bir noktaya getirdi. Ondan sonra bir noktadan diğer noktaya başka antrenörle. Ondan sonra hocam bu eğitime başladık ettik. Artık sen gelişiyorsun. Antrenörün dediğini de tek doğru bulmuyorsun. Ondan sonra bu sen kendini geliştirdikçe çoğalıyor. Artık dedik. Kardeşim benim küçüklüğümden beri en büyük destekçim. Dedi abi ben varım. Aynı zamanda o da eğitimlere katıldı. O da eğitimlere katıldı. Zaten olmazsa olmaz, yoksa anlaşamazdık doğru düzgün. Öyle oldu. Ondan sonra dedi ben senin antrenörün olayım. Dedim tamam. Takımı sıfırdan kuruyoruz. Şablon kendi kurduğumuz şablon. Beni benden iyi tanıyan yok. Varsa o da sensin. Oturduk, yazdık, çizdik. Bir plan yaptık. Dedik geçmişte şimdiye kadar bize ne sonuç getirdi? Mesela hangi antrenmanlar bize sonuç getirdi? Hangi maçlarımda parladım? Ne yapıp da parladım? Hocam aylar sürdü, yıllar sürdü. Toparladık, ettik. Kendi şablonumuzu çizdik. Kendi go-to fadınımızı çizdik. Onun üzerinde ilerledik. Hep bir şeyler ekledik. Hep bir şeyler ekledik. Kendimiz geçtik, ekledik. Heteki kendi takımımızı kurduk. Ve o şablondan, o trenden, o go-to fadından çıkmıyoruz. Neden? Boksörlerin bir lafı vardı, sporcu. Never change the winning team. Yani kazanan takımı hiçbir zaman değiştirme. Bu yolumuz başarı getirdi bize. O yoldan da devam ediyoruz hocam. Yani burada mindset, düşünce kalıbının rolü ne kadar hocam, senin antrenmanın yanında? Hocam, şimdi o kadar içselleştirmişim ki ne? Sizin eğitiminizde öğrendiklerimi... Artık şey olmuş, bir yere gittiğim zaman beni dinliyorlar bir. Çünkü doğrunun her zaman böyle bir ağırlığı vardır. Antrenörler bile susuyor, benim ne söyleyeceğimi dinliyor. Başarı kuralları çünkü aynı, ne yaparsanız yapın hocam. İster boksör olun, ister zelpüştendiş olun, kendi işinizin patronu olun. Başarının kuralları hep aynıdır. Prensipler hiçbir zaman değişmez. Metotlar değişir. Yani spor değişir ve yaptığın herhangi bir iş değişir. Ama başarının prensipleri her zaman aynıdır. Bu prensiplere de biz sadık kalmaya bakıyoruz her zaman. Hatta sen şöyle demiştin ya, onu toparlayayım. Demiştin ya, hocam ben eskisi gibi çalışmıyorum. Eskiden çok çalışıyordum, gece gündüz spor yapıyordum. Ama sonuç bu kadardı. Ama şimdi kafa yapımı değiştirdikten sonra içselleştiriyorum ve efektif çalışıyorum. Daha fazla sonuç alıyorum. Hocam aynen. Şimdi mindset öyle bir değişti ki ne, eskiden gerçekten çok çalışıyordum. Yani bir turnuvaya gittiğimiz zaman emindim ki ne, buradan benden fazla daha çok çalışan kimse yok. Antrenman konusunda. Ama her turnuvayı veya her maçı kazanmıyordum ki. Yani burada bir sistem hatası vardı. Yani bunun farkına vardım sizin eğitimlerde. Yani şurayı değiştirdim. Ve tamamen kafa yapımı değiştirdim. Ve oturdum, baktım, plan çizdim, dedim bana sonuç getiren şeyler ne? Hangi antrenmanlar bana sonuç getiriyor? Tamamen onlara odaklandım. Bir Pareto prensibi vardı hocam, anlatıyordunuz hep. Tamamen Pareto prensibine göre onları çizdik, ettik, filtre dedik ve öyle yola devam gittik. Eski boksörleri şimdi dinliyordum hep. Mike Tyson olsun, Muhammed Ali olsun. Hep onlara da aynı soru geliyordu. Yani mental olarak ne kadar boks ve fiziki olarak, hepsi %90 diyorlardı. Ben bunu eskiden hiç anlayamıyordum. Senin başarını getiren %90 şey mindset'in veya 95.
Kafa yapısı. Kafa yapısı. Tamamen kafa yapısı hocam. Eskiden ben bunu anlamıyordum çünkü antrenörler de bilmiyordu. 50-50 diyorlardı. 50-50 ama tabii zaman ilerledikçe, kendimizi geliştirdikçe bunu öğrendim ki ne? Senin dış dünyan sadece iç dünyanın bir aynası. Hani diyorlar ya, ben hep söylüyorum bunu. Bizim Almanya'da kendi işini yapan adamlar, insanlar çok çalışmaktan para kazanamıyor diyoruz ya. Yani bütün enerjiyi çalışmaya harcıyor. Ne ailesine, ne hayatına, ne kendine, ne hobisine hiçbir şey zaman ayırmıyor. Çok çalışmaktan hayatı yaşayamıyor. Senin halin de çok çalışmaktan maçı kazanamıyordun yani. Aynen öyle. Maçları kazanamıyordun. Aynen öyleydi. Bize başvuranlarda da çok oluyor. Adam başarılı, mantıklı olarak her şeyi doğru yapıyor. Efor kaç olmak için. Aslında o adam multimilyoner olması lazım. Ama adamın sorunu her şeyi maddiyatta arıyor. Nerede eksik yapıyor, nerede eksik. Aslında her şeyi doğru yapıyor. Sadece crack.com hiç manevi olarak bakmıyor. Yani maddi eksikliklerin sebebi aslında manevi eksiklikler olduğunu oraya hiç bakmıyor. O insanlara mesela ne tavsiye edersin? Bunu o kadar güzel anlattın ki. Bu çok güzeldi. Evet, güzel anlattı evet. Hocam. Aynen. Evet. Şimdi o kişilere ne tavsiye ediyorum? Bu konuda bakarsanız sporcuların veya başarılı insanların çoğu, benim takip ettiğim, gördüğüm, tecrübe ettiğim kadarıyla çoğu kendine göre bir inancı var. Yani Hristiyan olsun, Müslüman olsun, biz de elhamdülillah Müslümanız. Yani maddi dünyamızda, yani dış dünyamızda bir sıkıntı varsa, bunu da öğrendik yine sizin eğitimlerde. Tabii ki dinimiz de var. Ayetlerle de sabit. Sıkıntı aslında iç dünyamızda, maneviyatta. Yani aslında o uzak, Almanların söylediği uzakıyı bulup da problemi kökünden kesmek gerek. Ve artık bunu içselleştirdiğin zaman problemleri hızlı çözüyorsun. Çünkü direkt kaynağına gidiyorsun. O yüzden mentalite çok önemli. O yüzden çok önemli. Yani dışarıda aramaya gerek yok. Sıkıntı içte. Kafa yapısında. Kafa yapısında. Maneviyatla alakalı. Aynen hocam. Çok önemli. Knack punkt aslında bu hocam. Bu o kadar güzel ki. Bak bir şey söyleyeceğim. Biraz önceki toparlayayım ben. Senle ilk tanıştığımda, beni aradığında ben dedim ki tamam ben seni programa alacağım da bunun karşılığında sen benim dediğimi yapacak mısın? Çünkü burası akademi demiştim, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Burası kindergarten değil demiştim. Benim dediklerimi yapar mısın? Sen bana o zaman şöyle dedin. Hocam ben o kadar çalışıyorum ki, antrenman yapıyorum ki, o kadar disiplinliyim, istikrarlıyım ki asker gibi çalışıyorum. Ve buna çok alışığım, bu disipline. Gece 3'te kalk, git filanca ağacın altını kaz, toprağın içine git, yat deseniz onu bile yaparım demiştin. O zaman dedim ki tamam dedim. Herkes cennete girmek istiyor ama ölmeye kimse razı değil. Fakat Serhat cennete girmek için ölmeye de razı. Yani maha. Yani laban yapmıyor. Lafla peynir gemisi yürümez çünkü. İnsanların büyük bir kısmı lafla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama lafla hiçbir şey yürümüyor. İcraata geçirmen lazım. Uygulaman gerekiyor. Bilgiye kimsenin ihtiyacı yok bu devirde. Çünkü yapay zeka, Google her bilgiyi sana sunuyor. Her sigara içen sigaranın zararlı olduğunu biliyor. Önemli olan o sigarayı bırakabilmek. O bilgi seni ileri götürmüyor. Sana sigarayı bıraktırmıyor. Dolayısıyla biz programlarımızda icraata geçiriyoruz. Ve maha tüpler, yani icraata geçiren insanlara eğitim alıyoruz. Onlarda abartmıyorum, en kötü, en tembel öğrencim hayatını, yaşam kalitesini 3 ayda 2 katını arttırıyor. En gevşeyi. Ama normal uygulamaları yaptığı zaman, dün arkadaşlarla, eğitime katılan arkadaşlar onu söyledi. Hocam benden %1000 değişim oldu. Yani 10 katı arttı. Her şeyiyle ama dediler. O yüzden bakış açısı, mindset, maneviyat çok önemli. Çok çalışmaktan öte en önemlisi bu. Bu konuyla alakalı senin düşüncen ne? İcraatla alakalı. Boksörler, ya reklam amaçlı çok konuşanlar da var. Ama gerçekten o maha tüypler, gerçek dünya şampiyonları böyle yapar geçer. Neden? Çünkü biliyor ki ne, yarın ringde ağzı onu kurtaramayacak. Yumruklarıyla konuşması lazım, ağzıyla değil. Yani teori bilgi teoride kaldığı zaman hiçbir şeyine yaramıyor. Hani derler ya, wissen ist macht. Wissen ist keine macht. Yani bilgi sadece uyguladığın zaman bir güçtür. Zaten temel iş bu. Bilip direkt uygulamak. Ben round bittiğinde mesela son maçımda, ilk round bitti, köşeye geldim. Kardeşim, antrenörüm. Yani maç esnası ve antrenmanla kardeş, abi değiliz biz. Ben onun öğrencisiyim, o benim antrenörüm. Geldim dedim, şu açığını gördün mü dedi. Şuna bak.
1-2 aşağı yukarı vur. Orada felsefeye filan vakit yok. Sen savaştasın. İkinci rounda girdik. Dediğini uyguladım. İkinci round knockout ile kazandık ve Almanya şampiyonu oldu. Maşallah ya. Nasıl bir motivasyon cümlesi oldu. İşte hayat bu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorsan, şampiyon olmak istiyorsan hayatta, hem dünya ve ahirette. Şampiyon olmak istiyorsan o zaman konuşmayı bırak, icraata geçir. O kadar basit. Uygulama yap. Mızmızlanmayı bırak. Yere düştün, dayak yedin. Herkes dayak yiyor. Ama Muhammed Ali gibi veya senin gibi sen de düştün ama kalktın. Orada ağlayıp sızlamadın. Küçük Emrah moduna girip acıların çocuğuyum demedin. Ağlamadın, sızlamadın. Ne yaptın? Kalktın, ayağa kalktın ve mücadele ettin. O zaman alıyorsun bunu işte. Hocam başka yöntemi yok. Bu kadar basit. Açık ve net. Başka yöntemler sadece masallarda var. Başka nerede var? Dizilerde var. Filmlerde var. Ama o sanal bir alem. Öyle bir hayat yok. Bu uykudan artık herkesin uyanması lazım. Matrix'ten çıkması lazım insanlar. İnsanların beyinleri böyle uyuşmuş, hep böyle kolaydan bir yere varmak istiyorlar. Bunlara ne dersin? Hocam şimdi insan herkesin yaptığını yaparsa sadece herkesin başardığını başarabilir. Şimdi hayatta bizim hedeflerimiz yoksa, dünyevi veya uhrevi, yani siz dersiniz ya her zaman hedefsiz gemiye hiçbir rüzgarın faydası yok diye, o zaman hocam ne diyeyim, insan hayatını israf eder. Bu kadar basit. Allah bir ömür vermiş, herkese aynı imkanları vermiş, herkese el vermiş, ayak vermiş, akıl vermiş. Kullanmamız gerek. Kullanmazsak israf olur. Evet. Ve zaten israf yapanların da hayatında ne parasal bereketi var. Yani milyonu versen, milyar dolarları versen bereketi olmadığı için, hayatını israf ettiği için parayı ay sonunda bitirir. Veya aile versen, aile kursan ona, desen ki bak sana çok güzel bir aile, eş, tamam mı? Hayatını israf ettiği için aileyi dağıtır. Çocuğunu versen çocuğunu kaybeder, çocuğuna söz geçiremez. Sağlık versen sağlığına zarar verir. Neden? Çünkü hayatını israf ediyor. O yüzden biz hep aynı şeyi söylüyoruz. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Kendini tanı artık. Ve o içindeki temel ayarlarına geri dön. Kendini bilmek, temel ayarlarına geri dönmek. Çünkü sen dünyaya geldiğinde bebektin ve daha kokladığında seni cennet kokusu geliyordu. Çünkü sen daha haktan yeni geldin. Sıfır model. Yani acantadan alınmış sıfır araba gibi düşün. Öyleydin, mükemmeldin ama seni kandırdılar. Sen kartalken sana tavuksun, 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 tavuksun dendiği için sen tavuk olduğuna inanıyorsun. Artık bırak, çıkar kafandan tavukluğu da kartal gibi özgürlüğe uç. Hocam çok güzel söylediniz. Aynen öyle. Bizim programlarımız, eğitimlerimiz, uygulamalarımız, öyle diyelim, daha çok uygulamalar senin boks hayatına nasıl yansıdı? Hocam şimdi ben sırf yani gerçekten beklentisiz girdim bu programa. Dedim kendimi geliştirmem gerek her alanda. Bismillah dedik, girdik. Hocam ondan sonra hayatımın her dalında bir değişiklik oldu. Hayatın her dalında bir bereket geldi. Hocam aynı zaman kendi işimi de kurdum. Hocam özellikle profesyonel kariyerimde sıfırdan bir altyapı kurarak, sıfırdan kendi metodumuzla, gerçekten burada öğrendiğimiz prensipleri kullanarak Almanya'da ilk boks takımı kurduk. Boks felsefesi kurduk kardeşimle beraber ve bizi çok hızlı bir zamanda büyük başarılara götürdü. Ayrıca zamanımı daha iyi ayarlamayı öğrendim. Aileme daha çok vakit ayırmayı öğrendim. Arkadaşlarıma daha çok vakit ayırmayı öğrendim. Hayatın asıl manasını öğrendim ve o en önemli şeylere daha çok değer ve kıymet vermeyi öğrendim. Ve aileni de kurdun. Aileyi de kurduk. Bir sene önce. Aynen öyle oldu. Evet. Allah'ım emanet. 3 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Bu 3 yıldır hayatında başlıklarla neler değişti? Hocam hayatımda sizin eğitime başladığından beri, yani 3 yılda neler değişti? 1. Ailemi kurdum. 2. Baba olacağız inşallah. Kendi iş yerimi kurdum hocam. Tamamen yeni bir felsefe, boks felsefesi getirdik bu Almanya'ya ve çok kısa zamanda şampiyon olduk kardeşimle beraber. Ayrıca kendi takımımızı kuracağız. Çok az kaldı, birkaç ay kaldı. Kendi takımımızı açacağız. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere antrenman yeri sunabileceğiz. Ve hayatımın her yerinde pozitif manada çok çok güzel değişiklikler oldu. Bir videoya sığmayacak kadar. Bu eğitimlere katılmayı düşünenlere ne tavsiye edersin? Hiç bekleme, başvuruyu gönder ve katıl. Sonuçlarını kendin gör. Sadece konuşan bir tipsen hiç başlama. Ama diyorsa ben hayatımı değiştireceğim, ailemin hayatını, çevremin hayatını ve dünyayı değiştireceğim, o zaman burası tam sana göre.
Gel, başla, uygula, kendin gör. Şu dünyada binlerce koç var, mentor var, eğitmen var, ekol var. O kadar hizmet sunan insanlar var. Bizi neden tercih ettin? Yani neden bizim ekol, bizim programları tercih ettin? Hocam neden siz diye sorarsanız cevabı çok basit. Çünkü senin yaşadığını yaşamadan biri sana danışmanlık yapamaz. Çünkü seni anlayamaz. Ben de sizde bunu gördüm. Almanya'da büyüdünüz. Duisburg şehrinde büyüdünüz ve beni çok iyi anlayacağınızı anladım, tahmin ettim. Ayrıca maneviyata çok değer verdiğinizi gördüm. O hassasiyetlerle bize bu ilmi öğrettiğinizi gördüm. O yüzden sizi tercih ettim hocam. Kendimi anlamış hissettim. Evet, çok güzel. Bizim programları neden tavsiye edersin? Hocam, bir, kendini geliştirmek zaten asıl amaç. Çünkü yaşayan her şey, ruhu olan her şey büyür. İnsanla büyümesi lazım. Kendini geliştirmesi lazım. Ben hep kardeşime de aynısını söylerim. Biri arabayla ağaca girdiği zaman sen de girmen lazım değil. Sonucun ölüm veya büyük bir felaket olduğunu anlamak için. O yüzden tecrübeli bir insandan onun tecrübesini kazanarak aslında kendim yıllar kazanırım. Yani kısa yoldan başarı prensiplerini alarak uygulayan ve başarmış insandan alarak kendi hayatını uygulayarak kısa bir zamanda az darbe yiyerek ringdeki gibi şampiyon olmak için hocam. Evet. Hayatın her tarafından. Çok güzel. Eğitime katılma süreci nasıl işliyor? Katılmak isteyenlere ne tavsiye ediyorsun? Süreç ne? Nasıl, ne yapıyorsun? Ne oluyor da katılabiliyorsun? Nasıl oluyor? Hocam hatırladığım kadarıyla her YouTube videonun altına zaten bir link var. Ona tıklıyorsun, başvuruyu gönderiyorsun, doldurup. Ondan sonra ekipten biri onunla, o kişiyle iletişime geçiyor. Son testler yapılıyor, son görüşmeler yapılıyor ve bismillah deyip başlanılıyor. Eğer uygunsa. Eğer uygunsa tabii ki bir filtreden geçiyor. Şimdi sadece konuşan tiptensen o zaman bu eğitime senin için yer yok. Evet. Ama maha tüpsen, gerçekten yapıyorsan, yapacaksan, eminsen, yani sadece motivasyonla çalışan tiplerden değilsen, disiplinli bir şekilde çalışmaya hazırsan, o zaman hızlı bir şekilde giriyorsun. Orada zaten sizin dediğinizin dışına çıkılmıyor ve gerisini zaten eğitimde kendiniz öğrenirsiniz. Başarı hikayelerini beraber sona yazarız inşallah. İnşallah. Binlerce öğrencimiz hikayelerini yazdılar, gönderdiler bize. Bu şekilde uygunsa, potansiyeli varsa programımıza alırız. Hocam, benim bir sorum var. 3 sene önce size geldim. Nasıl bir Serhat'tım? Şimdi nasıl bir Serhat yanınızda görüyorsunuz? Şimdi bize günlük olarak çok bu şekilde hani konuşan geliyor. Günlük olarak başvuru gönderiyor. Ama çoğu bu. Biz de onu filtre ediyoruz. O yüzden sen bizi ilk aradığında yine benim o ön yargım vardı. Çünkü çoğu insan konuşuyor sadece, icraate geçirmiyor. Benim öyle bir yargılarım var. Öyle de olması gerekiyor. Çünkü sen de gel, sen de gel diyemem. Sen ilk geldiğinde ben sana sorular sorduğumda senin gerçekten samimi olduğunu ses tonundan anladım. Tamam, bir arayış içerisindeydin. Kariyerin daha başlangıcındaydın. Üniversite okuyordun. Daha aileni kurmamıştın. Ne yapacağın tam karar da verememiştin. Duisburg'da annen baban burada yaşıyor ama Köln'desin. Üniversite okumaya çalışıyorsun, spor yapmaya çalışıyorsun ve aşırı derecede yoruluyorsun. Çok çalışmaktan kazanamayacağını biliyordum. Çünkü efektif çalışamayanlar iyi sonuç alamıyor. Ama efektif çalışabileceğini anlamıştım. Sorularımı sordum sana. Belki itici sorular olabilirdi ama sen beni ikna ettin. Dedin ki ben gece 3'te bile kalkarım, ne derseniz yaparım dedin. O zaman tamam dedim. Yani Serhat sadece dediklerimi uygulasa, sadece %50'sini yapsa zaten şampiyon olacak. Yani Almanya profesyonel şampiyonu olur dedim, dünya şampiyonu olur. Ve hakikaten o günkü halini biliyorum. Daha çok amatör, ondan sonra daha yeni başlangıç, daha yeni başlangıçtasın. Gençleri motive etmek istiyordun, onu biliyorum o günleri. Ve senin içindeki o ateşi gördüm, aslanı da gördüm, kartalı da gördüm. Ondan sonra tamam dedim ya, programa başladık. Çok güzel sonuçlar elde ettik. 3 yılda çok yol aldın, çok şeyler kazandın. Maddi ve manevi. Bak şimdi sadece maddi yetmiyor. Bir de manevi kat etmeler var. Manevi olarak da hassasiyetle alakalı, inançla alakalı, maneviyatla alakalı, düşünce kalıplarıyla alakalı, dil kalıplarıyla alakalı çok büyük değişimler oldu. O yüzden çok güzel sonuçlar aldın. Beni şaşırtmadı aslında. Neden? Çünkü çok basit. Pedali çevirirsen bisiklet gidiyor. Çevirmezsen gitmiyor. O yüzden uygulayacaksın, icraata geçireceksin. Bu kadar basit.
Somut olarak eskisi gibi kendini parçalayarak çalışmıyorsun, yorulmuyorsun. Bu bir. En önemlisi bu. Gece gündüz hatta günde 2-3 kere antrenmana gidiyordun. Onu kaldırdık bir kere. Efektif çalışmayı öğrendin, antrenman yapmayı öğrendin. Bu bir. İki, boşa zaman harcıyordun. Başka şeylerle. İşte şu diplomayı alayım, şu diplomayı alayım. Ama diploma sana ekmek kazandırmıyor. Önemli olan uygulamak. Köln'den geldin, Duisburg'a yerleştin. Hem antrenmanı burada yaptığın için. Annen, baban, aile, akrabalarla tamamen iletişimi değiştirdin. Tamamen değiştirdiğin için senin işler rast gitmeye başladı. Çünkü maneviyatta bu çok önemli. Dördüncüsü, hikmet gözüyle bakmaya başladın sen hayata. En önemlisi bu. Hızır Aleyhisselam'dan Musa Aleyhisselam'daki hikmet gözü gibi sen arka tarafta kökünde ne var onları bulmaya başladın ve o köktekileri düzeltmeye başlayınca sonuçlar değişti. Bunun yanında elhamdülillah aileni kurdun. Çok güzel bir yuva kurdun. Hanımefendi de bizim programa katıldı zaten. İnşallah çok iyi bir baba olacaksın, inanıyorum. Çünkü bu bilgilerinle geleceğine de aslında ışık tutuyorsun. Gelecek nesillerine sirayetin oluyor ve aynı zamanda bu güzelliklerin, şu anda yaşadıkların geçmişteki kabirdeki insanlara sirayet oluyor. Hani derler ya, kemikleri sızlatıyorsun derler ya, işte onların kemikleri sızlamıyor artık. Neden? Çünkü sen onlar için de iyi olursan maddi ve manevi, onlara da sirayetlerin oluyor. Onlara da faydalı oluyorsun. Bu değişiklikler aklıma geliyor. Ha, bununla beraber kardeşini aldın, getirdin programa. Onun hayatı, o antrenör olan kardeşin. O da maşallah kafa yapısını değiştirdi. Kendi işini yapıyor. Çok başarılı antrenörlerin dışında. Örnek olduğun Türk gençlere, onların hayatına da sirayet olduğuna inanıyorum. Hep onlarla da karşılaşıyoruz. Bazen tanıştırıyorsun. Ve aslında herkese faydan oldu. Çok şeyler gördüm. Yani şu anda ilk aklıma gelenler bunlar. Allah razı olsun. Daha yolumuz uzun. Daha çok güzel günlerimiz daha olacak Allah'ın izniyle. Hem dünya hem ahiret Allah'ın izniyle. Şunu da eklemek istiyorum. Daha önceden orada burada bir yerlerde çalışmak için uğraşıyordun. Para kazanmak için uğraşıyordun. Ama ne yaptın? Kendi işini kurdun. Aslında kendini azat ettin. Köle azat etmek gibi bir şey. Yani kendi işini kurmak, kendi işini yapmak. Bir kuruş kazansan dışarıda başkasının işinde 10 eurodan daha bereketli geliyor. Bu keyfi yaşıyorsun, bu tadı çıkarıyorsun. Bu aynı zamanda bir boksör olarak kendi işini yapıyorsan, senin milletin arkasına koşup böyle sponsor arayayım, bulayım, onlardan para isteyeyim diye öyle bir derdin yok. Kendi işini yapıyorsun çünkü. Kendi paranı kazanıyorsun. Yani başkalarına bağımlılığın kalmadı. Bu bir özgürlüktür. Bu kölelikten kurtulmaktır yani. Kendini azat ettin, öyle diyelim. O yüzden tebrik ediyorum. Hani derler ya, 5 yıl sonrayı merak mı ediyorsun? O zaman şimdiki davranışlarına bak. Haline bak, uygulamalarına bak. O zaman 5 seneyi öngörebilirsin. 5 sene sonra çok iyi bir yerde olacaksın. İnşallah. Allah'ın izniyle. O zaman Serhat kardeşim, son cümleni de alayım. Ondan sonra toparlayalım. Hocam, son cümlem, bunu izleyenlere konuşmayı bırak. Artık yapmaya başla. Ve bir an önce özgürlüğe kavuşmak için, temel ayarlara gelmek için, kendini bilmeleri için, kendileri tanımaları için bir an önce programlarımıza katılsınlar. Hiçbir kayıpları olmayacak. Başvuru formunu doldurmak sadece bu. Doldursun. Uyuyorsa, potansiyel varsa, icraate geçirebileceğini anlayabilirsek, kendine değer verdiğini anlayabilirsek, onu da programlarımıza alırız. Nasıl binlerce insanın hayatı değişti? Onlar azat oldu kölelikten. Onlar da azat olacağına inanıyorum. O yüzden bir an önce harekete geçsinler. Serhat gibi sizinle de beraber bir yol almamızı istiyorsanız, size de bir şeyler katmamızı istiyorsanız, sizi de mentörlük programlarımızla ileri taşımamızı istiyorsanız, Şampiyonlar Ligi'ne çıkmak istiyorsanız, o zaman bizim eğitimlerimize katılmak için videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun, gönderin. Hoşçakalın. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com